Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Köftenin Distopyası 2'nin 12. bölümüne hoş geldiniz ve bakalım. Yay! Alistane Terörist Dilingit. Beraberinde sen ve beraberinde siz değil. Siz. Ve gelin bakalım. Voila! Terra Shatterer. Ve bunu alıyoruz ve şunun içine atıyoruz. Ve seni bu moda getiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi mana bayağı hızlıca azalmaya başlıyor ancak gördüğünüz gibi bu şu an C rank'te. C rank nedir diye soracak olursanız bakalım. Normalde böyle kazıyor. Fakat sağ tıkladığımızda bu şekilde kazıyor. Gayet güzel bir şey bence. Ancak ben bunu bir renke çıkartmak istiyorum. Bunun için biraz daha bekletiyoruz bunun içinde. Ve benim bir şekilde biraz XP toplamam lazım. Yani bunun anlamı... Nasıl olur? XP toplamasam da olur. Bunu şimdilik böyle kullanabilirim. Ama sonrasında farklı bir enchant yöntemi kullanmam gerekecek. Ne olduğunu göreceksiniz. Evet. Çoğu gitmiş durumda. Evet, C rank. Ancak bunu biz B rank'e çıkartmak istiyoruz. Ve beraberinde... Bakalım B rank oldu mu? Hayır, olmadı ancak neredeyse olmak üzere. Evet. Ve B rank bir Trash Shatter'ımız var. B rank olunca ne oluyor? Hemen ona da bir bakalım. Evet. Bu oluyor. Ve ben buna bir ekleme daha yapmak istiyorum. Neticede bu şu an inventörümü çok hızlı doldurabilecek bir şey. Değil mi? O zaman... Benim buna bir güzellik yapmam lazım. Bu güzellik nasıl bir şey olacak diye soracak olursanız... Tamam, bunlar zaten inventörümdeymiş. Size şu arkadaşı göstereceğim. Evet, kendisine biraz bakalım. Herhangi bir şey düşünmüyor. Çünkü bu arkadaş... Cobblestone, Dirt, Gravel vesaireyi yok ediyor. Ve bu ikisini birleştirdiğimiz takdirde... Tek bir tane bile cobblestone düşürmedi. Evet, bu tam olarak aradığımız şey. Bunun yanı sıra yapmak istediğim bir şey daha var. O da... seni boşaltmamız lazım önce. Kolay bir iş. Whoop. Whoop. Sen... Ve bunu bekliyoruz bu şekilde. Bu arada diğer Pure Days'lerim neredeymiş diye soracak olursanız eski evdeymiş, ben onları kırmamışım. Kırdığımı zannediyormuşum. Ve... Voila! Greater Band of Mana. Kendisi nedir diye soracak olursanız kendisi... Basit tabirle... 4 tane mana pool dolusu manayı depolayabilen bir arkadaş. Harika bir şey yani.
Evet, yani kısacası biraz bekleyeceğiz. Çünkü tüm manamı terasil yapmaya harcadım ve bir tane fazladan yaptım. Onu neyde kullanacağım en ufak bir fikrim bile yok. Aslında dur, Band of Aura kullanabilirim. Band of Aura yapabilirim. Ki benim için gayet mantıklı bir şey bence. Sıra... Band of Aura. İki, üç, dört. Sana gerek yoktu. Dur. İki, üç, dört. Ve iki tane daha bundan lazım. Ve iki dakika. Şundaki manayı alalım ve şuraya boşaltalım. Evet. Bu iş görür ve ardından yanlış yer. Ve tabii ki de şu arkadaşları unuttuk. Evet, Rosa arkanlarımızı daha sonra... Rosa arkana. Artık nasıl telaffuz ediliyorlarsa. Evet. Ve şu arkadaşları da bir alalım. Ve evet, yıldırımlar çaktığına göre anlayın ki... Bu arkadaş olmuş durumda. Ve gelelim. Ve bunu terest ile upgrade edelim. Bu nedir diye soracak olursanız, inventory'nizde durduğu sürece, hatta investigation'la beraber bu burada dursun, yüzük slotunuzda durduğu sürece pasif olarak mana üretiyor. Olay bu. Basitçe mana üreten bir arkadaş kendisi. Ve şimdi bu arkadaşı alacağız ve ben şurayı kazacağım. Ancak bunu biraz sonra yapacağız. Bunun yanı sıra size göstermek istediğim birkaç bir şey daha var. Yapmak istediğim. Arcane Door. Ha, bunu yapamıyormuşum, pardon. Özür dilerim. O zaman bakalım bu bölümde başka ne yapabiliriz. Ben hemen bakıp geliyorum. Evet, ne yapacağımı buldum. Kendime bir adet Edge of Flame yapacağım. Edge of Flame nedir diye soracak olursanız birazdan ne olduğunu göreceksiniz. Ve bana Rune of Summer ve Rune of Fire lazım. Rune of Fire'ım var mı? Yok. Rune of Summer'ım o da yok, ancak yapımı yine kolay. Rune of Air ve Rune of Earth. İki tane Rune of Air'ım ve iki tane Rune of Earth'ım var. Bana sadece bir tane lazım. Yani siz gidebilirsiniz. Bunun yanısı bir tane de Slime Ball, Melon ve iki tane Sand lazım. Slime Ball, Melon ve iki tane Sand. Ve Bolca Living Rock. Tamam, bunun yanı sıra Rune of Fire ne istiyordu? 3 tane mana steel, bir adet mana brick nereden çıktı la? Nether Ward ve brick. Evet, brick'imiz de burada. Evet, ve geri geldik ve kovamızı alalım. Ve Eggs of Flame. Ancak ben bunun öyle boş boş durmasını istemiyorum. Bu Eggs of Flame hoş bir şey yapmalı. Bu nasıl olacak?
bir adet. 4 word seed ve word seed demişim. Word seed miydi o? Evet, pasture seed. Pasture seed'in yapımı biraz ilginç. Bana bir adet bone meal ve shear ver. Ve size pasture seed nedir göstereyim. Evet. Ve sadece bir tane lazım ama iki tanesini yapacağım çünkü pasture seed'in diğer bir kullanım alanını size göstermek istiyorum. Bu. Evet ve şimdi şunu şuraya atalım, siz de şöyle geçin ve şunlar şöyle geçsin. Bir adet de dört alalım. Bir adet de lime alalım. Hop. Hop. Aa. Tabii öncelikle yapmam gereken başka bir şeyi unuttum. Bunları glimmering hale getirmemiz lazım. Ya da su glitting mi? Glimmering'miş. Ve gel bakalım ve ardından floating exoflame. Sen şuraya geç. Bundan sonra yapacağı iş çok ilginç. Şimdi şu arkadaşlarımız gelsin şuraya. Ve buradan itibaren bir ve bir ayı yarasaya dönüşüp evet. Peki bu arkadaş tam olarak ne yapıyor? Evet. Bakalım. İnanılmaz. Herhangi bir yakıt kullanmadan bunları pişiriyoruz. Aslında bir yakıt kullanıyoruz. Yakıt mana. Bu arkadaş mana kullanarak yakacak şeyleri yakmamızı sağlıyor. Evet ve bu da bizim bir süre kullanacağımız fırın yöntemi olacak. Ve şu arkadaşları da şuraya bir yere taşırız artık. Böyle gerçi bodrum yapınca onlar ayrı bir yere taşınacak. Evet. Böyle hoş bir arkadaş kendisi. İnanılmaz da severim kendisini. Kaptanın sunucusunda kullanmışlığım var. Ve cidden iş görüyor. Cidden inanılmaz derecede iş görüyor. Size inanılmaz bir yakıt masrafından kurtarıyor. Bayağı inanılmaz bir yakıt masrafından kurtarıyor. Ve şuna yakıt fazla gelecek diye bir takıntı etmenize gerek kalmıyor ki ben o konuda takıntılı bir insanım biliyorsunuz. Evet, kısacası bu arkadaş size istemediğiniz kadar güzel şey sunacak. Ve şu Dark Oak'lar ne olarak kullanılacak diye soracak olursanız normal oakları chest'e çevirelim. Bolca chest'e ihtiyacım olacak ve storage drawers. Bu arada yapmak istediğim bir şey daha var. O da şu arkadaş. Şimdi az item depolayan bir drawer bulalım. Mesela bu. Hayır. Kaldı ki zaten birchlerden biri olması da işime yarıyor şu an. Çünkü birchleri tamamen yok etmek istiyorum. Ve gel gelelim. 2 adet piston, 5 adet stone, 5, 1 adet ayran. Şimdi bana 2 adet redstone,
İlk olarak pistonlarımızı yapalım. Oops. Tamamdır, pistonlarımız hazır o zaman. Voila. Peki bu nedir? Ben buna ne koymak istiyorum? Ayrımları mı? Peki bu tam olarak nasıl işliyor? Bakalım. Bir adet iron ingot aldım. Bir adet iron blok aldım. Şöyle bir şey. Şurada yazıyor. Iron ingotlarım 0 tane. Ancak artık 8 tane. Şimdi bir tane. Ve bir tanesini alalım. Nugget'a çevirelim. Hatta şöyle yapalım. Sadece bir tane nugget koyacağım. Şu an aşağıda 8 tane nugget var gözüküyor. Artık 0 nugget. Artık 8 nugget. Böyle basit bir sistem kendisi. Peki bunu nelerde kullanacağım? Basitçe madenlerde. Evet. Bakalım kömür de işimize yarıyor mu? Evet, kömür de işimize yarıyor. Kısacası bu tarz depolanabilir her şeyde işimize yarıyor. Kendi kapasitesi 16 stack, yani bunun yarısı, ancak Shitsa Clip'le şuraya akrit sorularını koyabiliyoruz ve toplam depolamamız bu. Evet, böyle güzel bir arkadaş kendisi. İnanılmaz işimize yarayacak bir arkadaş. Bundan bolca yapacağız. Bunun yanı sıra normal drawer'larımı kesinlikle ama kesinlikle Dark Oak versiyonlarına çevirmek istiyorum ve şu şekilde yapmak istiyorum. 32 tane Dark Oak drawer. Şu arkadaşlarla biraz yapalım. Voila. Gel bakalım. Evet. Ve şimdi Dark Oak Drawers. İlk önce Dirt, Garavel, Stone, Cobblestone. Evet, gördüğünüz gibi sığmıyorlar tam olarak. Pardon. Bu arada bu depolama kapasitesi hepsi için geçerli değil, tanesi için geçerli. Ve bu arada siz de gidin şöyle. Ve artık şu upgrade'i çekebilirim ve bunu buna koyabilirim. Hatta şunu şöyle kırıp, evet, bence gayet makul oldu. Ve sıra hatta bir intihar girişimi yapacağım. Bütün FPS'imi öldürmedi.
Evet. Stun sayım biraz fazlaymış. Peki bizim upgrade'imiz nerede? Lanet upgrade'imiz kayboldu. Harika. Ha pardon, kaybolmuş. O zaman... bu şekilde işkence bir doldurma yöntemi. Stone koydum her yer. Ve gene yetmedi tabii ki de. Bu arada şu görevleri koymuşum. Peki bunun çözümü nedir? Şundan birkaç tane daha yapmak. Aslında dur da güzeli var. Void. Steel Stick, Obsidian, Obsidian. Şimdi bana 6 adet Stick, 2 tanesi burada. 2 adet de Obsidian. Siz gelin. Ve voila. Bu ikisi gelsin. Şu ikisi gelsin. Bunlar da gelsin. Void upgrade'imizi de koyduk. Ve sonuç ne oluyor? İstediğim kadar koyabiliyorum. İşin sonunda olan şey Void'e gidiyorlar. Yani çöpe gidiyorlar. Fazlalıklar. Bence gayet makul bir takas. Hatta... alamıyorum bunu. Neyse, iki tanesi kalsın böyle. Evet ve şu drawer'lar gitsin böyle. Bu şekilde güzel bir depolama yapacağız. Yani bunun anlamı... Daha fazla upgrade slot lazım. Evet, bu da kolay bir çözümdü. En kısacası tüm depolama sistemini böyle bir şeye çeviriyorum. Ve kalanı şu arkadaşlardan netherlock. Devam edelim. Marvel. Dörtlülerin sıkıntısı bu şekilde. Gerçek depolama alanları çok az. Ama upgrade edebiliyoruz neticede. Hepsinin bu şekilde Emerald upgrade ile dolduracağım gibi bir şey. Ve en sonlarına da Void koyacağım. Evet. Bu şekilde bunlardan dizeceğiz. Elimizde güzel bir depolama sistemi yer alacak. Şimdi diğer taşlar. Bakın başka neyi bu şekilde depolayabiliriz? Sandstone olabilir. Başka ne olabilir? Flint. Flintleri bu şekilde depolayalım. Woodlar için ayrı bir alan düşünüyorum. Block of Coal ayrı. Tamam. Buluruz bir şeyler.
Bakalım başka. Ah, glass. Aman camımız var mı hala burada? Hiç. Sanırım yok. Ama bu herhangi bir sorun değil. Yapımı bizim için aşırı kolay bir şey glass. Evet. İki parça glass'ımız olsun. Tamam. Glasslar da burada depolansın. Artık başka şeyleri de bulacağız. Bir tane şey daha koyacak oraya. Ve... Asıl dur. Bunlar buraya. Bulutlar buraya. Daha kulaklarda gelsin. Birch'ümüz var mıydı? Yoktu. Aslında... Evet, bu böyle gelsin. Dark Oak seçenek. Gayet makul seçenekler. Üste de Birch ve... Andınız. Neydi onun adı? Unuttum. Of, onlar gelir. Buraya. Carrot. Melon. The apple. Ve bu şekilde devam eder her şey. Hatta şuraya squidler gelir. Bence güzel bir depolama sistemi oluyor. Çok daha kompakt ve güzel. Hatta dur. Şu şey gelsin. Patis. Seedler şu yukarı gelsin. Bird sapling şöyle gel. Netherboard şöyle gel. Evet. Bu şekilde her şeyi bir yere yerleştirelim. Oh. İşin eğlenceli kısmını kaçırıyorsunuz tamamen. Neyse, o zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler ve bütün gün bunlarla ilgileneceğim.